Hayır bana. Kim bana sarılacak? Kartal. Kararsız kaldı. Başka bir şeye takıldı. Gel Kartal. Kim bana sarılacak? Bana. Kim bana sarılacak? Bana. Bana. Kim bana sarılacak? Kim? Bana gel. Kim bana sarılacak? Kim bana sarılacak? 12'den sonra görüşürüz gece. Adamım benim. Kim bana sarılacak? Kim bana sarılacak? Kim bana sarılacak? Bak hiç umruna bak Onur. Şeyi çekiyor. Gel. Gel kablocu gel. Gel gitme sen gel. Gel koş. Kaç. Kaç geliyordun. Ablası oğlunu yiyecek. Asya gitsene içeri. Gidiyor ablam bak. Hoppa. Beni korkutur musun? Ay ne? Korkut beni. Korkut anne. Korkut beni. İyi hadi al. Tamam. Hadi ablanı biraz gıdıklayalım. Ay çok korktum bu ne? Hadi gıdıkla hadi. Gidi. Hadi sen de yap hadi. Gidi. Sen de yap. Gidi. Ya kime gıdıklıyor? Seni değil ki. Gidi. Ablayı korkut. Korkut. Ay çok korkunç. Ay. Gıdıkla ablayı. Kartal öyle yapma annem. Cici. Hayır mı? Hayır gözünü oyacağım anne. Cici abla. Cici. Hayır mı? Hayır yok. Aa. Oğlum yavaş. Aa. Kaçma gel buraya. Gel şu buraya. Kalacağım. Gel buraya. Şimdi kalacağım da. Keşke öyle olsaydı gidersek. Anne. Adamı deli. Deli. O bizim kayanın evine hırsız girmiş. Söylemiştir sana. Belki evlendiğin kayan benden saklasın. Bilgisayar, telefon, bahçeleri yapabilir miyim? Bırak kalsın ya kazandırmasın. Ya, evet, Asya'ya babası o resim yapma tahtasını yapınca ben de ona dedim yılbaşı hediyesi olarak istediği şu boyalardan alayım. Trendyol'dan da çok indirimli bulunca hemen aldım. Şöyle şurada daha koyu ana renkleri var. Bunlar ne boya? Akrilik boya olarak geçiyor. Bunlar böyle su katılıp böyle azar azar su katılıp biraz seyreltilip kullanılıyor. Burada da açık çok tatlı böyle pastel tonlar var. Şimdi bu boyalar için Asya anneannesine kalıyordu. Kaç gündür? Bugün eve geldi.
Şimdi hatta resim yapacak. Sen ablanla sarılmış şarkı mı dinliyorsun? Hayatım. Gel şimdi yiyecek burnunu. Sen. Anneciğim. Kartalımsın. Hayatımda yaşarsın. Ne yiyorsun oğlum burnumdan? Bugün bir de ne aldım biliyor musunuz? Kartal'a mont aldım. Kartal'ın montunun, yani geçen sene almıştık o montu. Yine oluyordu. Ay Asya yapma annem öyle. Öyle yapınca atıyor işte. Yine oluyordu aslında ama fermuarı bozuldu ve bir türlü düzelmedi. Annem dedi ona fermuar taktırın falan filan ama yani sabahları takıyoruz. Fermuar böyle burada bölünüyor. Bütün bu göbeği buraları falan hep açılıyor. Bugün de bizim çalıştığım yerin altı zaten AVM. Orada ebebekte hemen. Hemen gittim aldım. Çok güzel böyle internette bakmıştım. Turuncu renk vardı ama internette güzel görünüyordu. Böyle kiremit gibi ama fosforlu turuncuydu. O yüzden onu almadım. Yine dön dolaş koyu renge döndük. Fiyatı ne kadar? 60 lira. Çok uygun bence. 50 liraya tulumların olduğunu düşünürsek montun 60 lira olması çok çok uygun. Şöyle içi polarlı. Şeyi var böyle, ne derler? Yani bütün içine böyle geçirmiş, yani çıkmıyor da böyle ebebekten şeyi de çıkıyor şapkası, o yüzden çok güzel. Bak şapkası nasıl çıkarabiliriz ya, bu şapkası böyle karda kışta evet takılır da normalde bere taktığı için nereye gidiyoruz ki dedik ama yani nereye gidiyoruz, evet hiçbir yere gitmiyoruz ama yine de sabahları ve akşamları o sabahın ayazında soğuğunda çocuk dışarıya çıkıyor bizimle mecbur, yavrum çalışıyor gibi, o yüzden de lazımdı yani, aldık. Güle güle giysin paşam. Şapkan çok güzel. Uşav. Sesini kıssaydık keşke, orada mı kumanda? Hayır. Kartal televizyonun sesini kıssa. Buradaymış. Merhabalar herkese. Bugün... Günlerden cuma ve ne yaptım biliyor musunuz? Anneme geldim iş çıkışı. Çünkü trafik çok çok kötü oluyor. Malum. Ve sokağa çıkma yasağının tam böyle bitiş, yani başlangıç saatinde falan çıkacağız evden. Hem o zaman trafik de hafiflemiş olacak. Ki çünkü daha önceki cuma günlerinde bütün her yer trafikti sokağa çıkma yasağında. Hani zaten herkes dışarıdaydı yani mecburen. Şimdi ben sana göstereceğim. Anneme geldik. Yemek yedik. Anladın mı? Şöyle bir gratis alışverişim oldu. Aslında neden oldu hemen size söyleyeyim. Market alışverişinde almış olduğum bir tane şampuan vardı. Biliyorsunuz Head & Shoulders'ın şampuanı. 20 liraya almıştım. O şampuan... Daha doğrusu gratiste bir indirim şeyi gördüm. 17-18 Aralık diye. Ondan sonra bakayım dedim nelerde indirim var derken bu şampuanlar 15 liraya inmişti. Çok büyük bir indirim değil ama bu şampuanlar çok fazla inmiyor diye biliyorum. O yüzden hadi dedim gideyim onları alayım. Evet Asya'cığım, çıkartır mısın şampuanlarımızı? 2 tane Head & Shoulders şampuan aldım. Bunlar biz bunlardan kullanmadığımız için Onur'a bayağı uzun süre gider. Hem de şöyle 400'lükler bunlar. Bir bunu aldım, bir de. Anam çok güzel. Bakabilir miyim kokusuna? Bakabilirsin. Ben hiç bakmadım. Bak bakalım. Ne oldu? Çok güzel kokuyor. Tamam kapa. Sıkma lütfen. Sen de kokla. Kaka yapıyor daha. Ne yapıyorsun sen? Ha? Şapkalı. Kokla. Burnunla kokluyorsun. Tamam, sürmesin. Oh. Evet, girdin artık. Evet. Geri döndük. Şöyle Benjamin. Bunlar zaten her ben şeyde indirimde alıyorum. Ha, bundan sonra bir tanesini kopart, anneannene bırakalım. Şey de sık. Bunlar böyle üçlü 5 lira. Çok çok iyi fiyatı kesinlikle. Şöyle bir tanesini bunu hemen kopartalım unutmadan.
Ondan sonra bunu alır mısın o tarafa? Malum artık zaten çalıştığım için bu tarz ürünleri çok kullanıyorum, çok tüketiyorum. En uygununu şey olarak buldum. En uygun derken şöyle hepsi indirimli halleri 13-15 lira gibi fiyatları vardı. Bu da galiba ya 14 ya 15 lira ve 500'lük bir ürün. Şöyle miseler su aldım. Makyaj temizleme suyu. Ondan sonra biz genelde zaten Asya'nın saçına da genelde şey kullanıyorduk. Ne deniyordu Asya ona? Taramak için. Saç spreyi. Krem. Saç kremi. Sprey saç kremi kullanıyorduk. Ondan sonra onlara bakarken bunu gördüm. Ben böyle bu köpüklerin kokularını falan çok severim. Bunu aldım. Bunun da fiyatı çok uyguna geldi indirimle. Bunlar indirimdeydi. 10 liraya falan geldi. Bak Asya bu nasıl biliyor musun? Saç kreminin köpük hali. Tıraş köpüğü gibi. Aynen tıraş köpüğü gibi. İyice çalkaladıktan sonra şişeyi ters tutup avucunuzda bir miktar sakın nemli veya ıslak saça uygulayın ve durulanmıyor. O yüzden çok çok güzel. Tutar evet, mısın şunu bir dakika? Hayır havada. Şöyle. Birazcık sıkalım bakalım. Çok bir şey soracağım. Çocuğun ilk şapkası mı? Evet. Tamam getir. Topla bakalım. Neredeyse yalayacaktın değil mi? Çok güzel kokuyor. İnsan yalamamak için kendini evet. Kesinlikle zor tutuyor. Şimdi. Hadi sürelim saçımızı. Ay çok güzel. Ben de tabii sonradan böyle vık 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 kalmaması lazım. Şöyle saç uçlarımıza sürüyoruz. Sonra kendi kendine kuruyormuş. Ya işte bunlar birazcık böyle psikolojik şeyler. Ne derler? İnsan kendini böyle iyi hissediyor. Bunlarla çocuğun kafasına nasıl geldi? İyi gitti. Çok fazla bir yapış yapışlığı ben yok. Ben yapayım mı? Saçıma. Sen burnunu yap bence. Ya manyak başıma. Başka ne almışım be? Bu kadar. Ha bu var. Hayır. Ha. Evet bir tane de ne aldım? Bu da bunu da köpük olarak aldım. Yine aynı markanın. Bu da indirimdeydi. Yüz temizleme jeli tabi dediğim gibi çalıştığım için artık çok daha fazla kullan. Çok komiksin. Çok daha fazla kullandığım için hazır indirimde bulmuşken aldım. Bunları bir de oradan taşıdım. Hadi onu da alayım, bunu da alayım diye diye bayağı bir ağır oldu zaten şampuanlar ve mendiller yeterince ağır. Yeterli anneciğim şu anda lütfen. Rica ediyorum yeterli. Sen de şunları lütfen sil. Bak oradan al bir ıslak mendil anne. Tamam. Hadi. Anneannemi korkutayım böyle. Bunu aldım işte. Bu da kapak yüz nerede? Temizleme köpüğü. Greyfurtluymuş. Greyfurt. Turuncu bu olan. Şey zaten bu Alman şeyi zaten. Marka zaten ürünleri Alman ürünleri. Genelde. Normal yüz temizleme köpüğü işte. Normal sabahları kalktığımda yüzümü yıkayacağım bununla da. Evet aldıklarımız bu kadar. Hay Allah'ım şunun şişesi bile çok güzel değil mi? Ne oldu? Silsene yüzünü. Biraz kalayım böyle rahat. Böyle. Kartala bak bakalım. Kartala bak bakalım. O ne? Ha? Ne yapmış ablan? Ha? Şapkalı. Öyle. Biz şimdi ne yapıyoruz? Yemeğimizi yedik. Biraz oturuyoruz değil mi anneciğim? Yapma. İstemiyorum yapma. Onun şapkasındakileri al elinle. Kartal da yapalım öyle fotoğraf çekelim. Yapma, hayır hayır yapma. Aha. Aha bravo. Yeni çıkardı şapkayı. Bir saattir kafasında haberi yok bence. Anneciğim bu ürün yüz için olmadığını biliyorsun değil mi? Yani. Yani yüz için değil. O zaman bunu ne yapayım? Saç için hepsini böyle saçına süreyim mi? Hadi hadi kalk tamam. Bravo. Hadi gittik görüşürüz.
Hayır, olmuyor.